Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arısoy'un hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına Sardunya kızlarımla geldim. Arkadaşlar bakın saksıların doluluğunu, güzelliğini, harikalığını görüyorsunuz. Ve çok güzel açmaya da devam ediyor benim bu güzel kızlarım. Bakın dostlarım, şöyle sizlere tomurcuklarını göstermek istiyorum. Bakın, hepsi birbirinden güzel. Açmaya devam ediyor. Şöyle gölgemle çiçeğime düşmeden sizlere yaprakların parlaklığını, ondan sonra canlılığını, tazeliğini göstermek istiyorum. Tomurcuk halinde arkadaşlar, bildiğiniz üzere biz sardunya çiçeklerini ne yapıyoruz? Böyle olduğu zaman 1-2 gün sonra tekrardan bakın buralarından ne yapıyoruz? Bıçak veya makas yardımıyla keseceğiz. Çünkü gücünü, kuvvetini buradaki ölü çiçeğe vermesin ki daha kaliteli çiçekler, daha kaliteli tomurcuklar elde edelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın bu kırmızı açan çiçek böyle kadifemsi gibi duruyor. Arkadaşlar size çiçeğin güzelliğini, sardunyanın kokusunu zaten bilenler bilir. Keşke yollayabilsem. O kadar güzeller ki. Yani sizler de zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada da sardunya çiçeğim var. Bakın her tarafı full tomurcuk arkadaşlar. Maşallah sübhanallah. Yorumlar kısmına maşallah sübhanallah yazarsanız çok sevinirim. Bugün sardunyalar hakkında bir iki tane arkadaşlar soru aldım. Şu an saksı full dolu sardunyanın, evet bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu da beyaz sardunyam. Bu da hafif arkadaşlar, size tonu nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hafif böyle lilalımsı pembemsi bir tonu var. Şimdi arkadaşlar sardunya çiçeğini böyle komple bir saksı dolusu ya. Sardunya çiçeğinin budanma zamanı geldi. 1-2 haftaya kadar Allah nasip ederse ben de budayıp ayıracağım. Çünkü sardunya böyle kalabalık saksılarda, yoğun saksıları sevmez. Muhakkak budama olmasına ihtiyaç duyuyor. O yüzden yakın zamanda budayıp budayacağım zaten. Saksı değişimi zamanı da geldi. Toprakları değişecek. Saksılar değişecek. Benim bu güzel kızlarım daha da güzelleşecek. Daha da gürleşecek nasip olursa. Arkadaşlar mevsim geçişlerine dikkat edin. Mevsim geçişleri de bildiğiniz üzere sürekli çok sık hastalıklar olur. Sardunyalar da zaten nazik, hassas çiçeklerdir. Ne çok sıcağı severler, ne çok soğuğu severler. Yani bununki orta ılıman bir hava olacak. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum. Sardunyalarınızın sürekli aktif halde açmasını istiyorsanız, güzel açmasını istiyorsanız muhakkak yaz günleri gün aşırı sulamanız gerekiyor. Çünkü sardunya çiçeği suyu seven çiçektir ama suya da çok dayanıklıdır. Mesela 10 gün sulamayın. Sadece üzerindeki çiçeklerin tomurcuklarını döker ama hiçbir türlü hastalığa, hani sağlıklı olduktan sonra, hani toprağında kurt, haşere, ondan sonra sinek, hani böyle bir mantar hastalığı falan olmadığı sürece 10 gün dahi de sulamasanız sardunya çiçeği dayanıklı bir çiçektir. Sizlere yani zaten biliyorsunuzdur. Arkadaşlar aydınlık alanı çok severler. Doğrudan güneş geldiğinde sardunyaların yapraklarını yakarlar dostlarım. Böyle taze görünümsü, kadifemsi bir görünümsü olmaz. Bakın şu uçları benim gördüğünüz üzere yanmış. Böyle aralarında bakın muhakkak vardır öyle sarı yaprak. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle yaprağı olduğu zaman sardunya çiçeklerinizi muhakkak ama muhakkak dostlarım, yani o sarılarını ayırmaz. Peki ben bugün sardunya çiçeğimi ne vereceğim arkadaşlar? Daha da aktif alınmasını, aşmasını istiyorsam ne yapmalıyım? Bildiğiniz üzere arkadaşlar, açan bir çiçeğiniz varsa bu barış çiçeği olur, dikenler tacı, sardunya, menekşe. En çok açtıran küllerden bir tanesi nişasta, şekerdir. Öyle değil mi? Peki ben doğal nişastayı nasıl elde edebilirim? Doğal şekeri nasıl elde edebilirim? Doğal şekeri pek şeker vermediğim zaman pekmezden ve baldan da elde ediyorum arkadaşlar. Ama doğal nişastayı nasıl elde edebilirim? Şimdi bu görevi de bu arkadaş üstleniyor. Peki bu arkadaş ne arkadaşlar? Pirincim. Yanlış duymadınız. Evet. Pirincim. Ben pirincimi ıslattım arkadaşlar. Zaten sizlere de şimdi
göstereceğim ıslatılmış halini. Çiçeklerime vereceğim. Çiçeklerime verirken de pirincin ne gibi faydaları var çiçekler hakkında hemen onlardan bahsedeceğim sizlere. Bakın dostlarım, bugünkü kürüm bu. Ne olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Pirinç. Gördüğünüz üzere pirincimi ıslattım arkadaşlar. Pirincin nişastasını görüyorsunuz ne kadar yoğun bir şekilde. İlk nişasta bu. Hani böyle yıkayıp hani süzmedim. Islatmış olduğum pirincim. Daha sonra bunu suyuna ayıracağım ve çiçeklerime vereceğim. Bakın şöyle. Sizler de pirincinizin, mercimeğinizin sularını boşa vermeyin. Çiçeklerimize verelim. Çiçeklerimize verirken faydalarından bahsedelim biraz. Dostlarım, burada yarım litre suyum var. Burada da pirinç suyum var. Hemen şöyle pirinç suyumu döküyorum. Nişastasını görebiliyorsunuz arkadaşlar pirinç suyunun. Şöyle iyicene karşılıyorum, döküyorum. Peki pirinç suyu çiçeklere faydaları nelerdir? Ne kadar vermeliyiz dostlarım? Pirinç suyunu her hafta çiçeklerinize verebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Küller arasında normalde 2 hafta olmalıdır diyorum. Ama pirinç suyu her hafta birer çay bardağı olacak şekilde nemli toprağa, bakın tekrardan altını çiziyorum. Kür verirken muhakkak dostlarım nemli bir toprak olmasına dikkat edin. Çünkü pirincin suyunda arkadaşlar mineraller var. Ve bu mineraller de çiçeğinizi doğrudan besin kaynağı olan köklere ilerliyor. Kökleri ilerledikten sonra dostlarım gövdeler çok ama çok sağlıklı bir şekilde bizlere karşımıza çıkıyor. Nerede kaldı arkadaşlar? Dediğim gibi mineralleri çok yüksek olan pirinç suyunun arkadaşlar gerçekten kaliteli sonuçlar edebilirsiniz. Açmayan çiçeğiniz varsa sizlere muhakkak açtıracaktır. İnşallah Allah'ın izniyle. Bir de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir tek nişastayı pirinçten değil, kırmızı mercimekten de elde edebilirsiniz. Onu da kullanabilirsiniz. Yani demek istediğim şu ki pirinç sularınızı, mercimek sularınızı hiçbir zaman boşa vermeyin. Ama şöyle de varmış, yani ben yapmıyorum. Herkesin yemek yapma tarzı farklıdır, kullanımı farklıdır. Ama pirinç ıslatırken dostlarım içine limon, daha beyazlaması için limon sıkan dostlarımız oluyor. Tuz atan dostlarımız oluyor. Dediğim gibi tuz ve limon damlası olmayacak dostlarım. Bunlara muhakkak dikkat edin. Sadece ıslatılmış suyunu kullanın. Hem pirincinizi yani ne yapacaksanız hem onu kullanırsınız hem suyu da çiçeklere verebilirsiniz. Arkadaşlar özellikle orkideler, menekşeler, sardunyalar da çok etkilidir. 11 aylık çiçeklerinde, açan çiçeklerde çok etkili bir yöntemdir. Çünkü doğal nişasta elde ediyor. Ve içindeki minerallerden dolayı çiçeklerimizi beslediği için hepiniz memnun kalacaksınızdır. İnşallah dostlarım. Dediğim gibi nemli toprağa bu pirinç suyunu her hafta uygulayabilirsiniz dostlarım. Ama ben genellikle en geç arasında 2 hafta bir geçmesini hani öneriyorum ama bunda dostlarım haftada bir defa da uygulayabilirsiniz. Nemli toprakta hiç problem olmayacaktır Allah'ın izniyle. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar güzel dostlarım. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arısoyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var bildiğiniz üzere. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz, bilgi almak isterseniz yahut da ya yorumlar kısmında ya veyahut da Instagram adresimizde DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Sizlere muhakkak dönüş yapacağızdır. Eğer dönüş yapmıyorsak bilin ki dostlarım videolu şekilde cevaplandıracağımız için dönüş yapmıyoruzdur. Sizi en güzel olan Allah'a emanet ederek tekrardan vedalaşıyorum.